tekrardan merhabalar. Artık ilk adım bitiriyoruz yavaş yavaş. Burada bir de palindrom sayı var. Bakın bu çok fazla bana sorulur sınavlara çalışırken. Bu da testlerde çünkü çok olur. Çünkü palindrom sayı var olan bir sayı çeşidi. Güzel de bir yöntemi var palindrom sayı. Biz de bununla bir sayfa yazdık. Neymiş palindrom sayı? Herhangi bir doğal sayı rakamları tersten yazılışıyla elde edilen sayı kendisine eşitse bu sayı palindrom sayı denir. Örnekler var. Bir sürü arttırabilirsiniz. Bakın baştan burası 12.321. Bu dudan 12.321. Aynı sayı yani. Tamam. 77, 606. Bir sürü ihtimal var. Mesela demiş ki bir tane, bak burada yazmışız, başlangıç sayı seçilir. Bak. Herhangi bir sayıya palindrom sayı çevirmek için. 4753. Şimdi bu 4700 palindrom sayı değil. Tersini okunca olmuyor çünkü. Bu sayıyla bu sayının tersi toplanır. Bununla bunu topladınız. Kaç geldi? 8327 gelmiş oldu. Bu işleme palindrom sayı oluşana kadar devam edilir. Yani siz bir sayıyı palindrom sayı çevirmek için neler yapacağınızı anlatıyorum burada. Yapmış şuymuş demek. Bak şu. Gördük mü? İşin ilginç yanı bu işlemin bazı sayılara sonuç vermemesidir. Bak görüyor musun? Ne teknik bilgiler var ya. Örneğin 190 sayı için bu işlem 725 milyon defa tekrarlanmış ama palindrom sayı elde edilememiş. Yani böyle bir yöntem var ama kesinlikle bu palindrom sayı sonucunu verecek diye bir şey yok. Bu bizim şu an teknik bilgi verdik. Soruları nasıl yansıtacağımızı anlatacağız. Anlaştık mı? Hazırsanız başlayalım. Palindrom olmayan sayılara da başka bir isim verirler. Okuması biraz zor. Literal. Nasıl okunur Serkan bu? Literal sayılar denir. Literal sayılar denir. Yani palindrom sayı şu. Sen bilin. Tersten okunuşu ve yazılışı eşit olacak. Tamam. Bu teorik bilgi verdik. Başlayalım. Bir tane örnek verdik. 4257 sayısından büyük ilk palindrom sayı sormuş. Şimdi 4200, evet, 57'den büyük mü olmasını istiyorum? Tamam. Şimdi bu sayı palindrom değil zaten. Tamam. Kaçla başlamış? 4'tü. Bence 4 ile başlamaya devam etsin. Değil mi? İlk palindrom sayı bu ABBA, tamam. Bundan büyük ilk sayı istiyorum çünkü yani 4000'le devam etsin. 4000'le devam ediyor. Doğru mu? Şimdi 200'le devam ederse o zaman 24 olur şöyle. Bakın bu sayı bundan büyük değil. Problem orada. Görebildik mi yani 4257'den büyük değil. O zaman 200'le devam edemem. Olmaz yani. 4'le başladım. 4'te bitireceğim. O kesin. Çünkü tersten okunuşu da baştan okunuşu eşit olacak. Ama ortaya 2 koyarsam olmadığı için ortaya kaç koyacağım? 3 koymam gerekecek. Bu kadar. Başka bir şey yok. 4250'den sonra ilk palindrom sayı 4334'tür. Bize A artı B kaç demiş? A'mız burada 4 çıkıyor. Evet. B'miz kaç oldu? 3 gelmiş oldu. A artı B kaçtır diye sormuş. Cevap da kaç olmuş oldu? 7 olmuş oldu. İlk sorumuzun cevabı denizlemiş. Devam. Şimdi burada 3 basamak kaç palindrom sayı var? Şıklar da biraz büyük. Burada biraz ufak da olsa bir permütasyon var. Çok az. Çok öyle korkmayın. Ufak da olsa bir permütasyon var ya. Nasıl yapıyoruz? Şöyle bakın. 1, 2, 3 basamak. 3 basamak çiziyoruz. Şimdi bakın palindrom sayı özelliği şudur. Başta nasıl başlıyor? Sonunda da öyle başlama zorunda ya. Yani başa koyduğumuz sayıyla sona koyduğumuz sayının olması lazım eşit olmak. Şu sayıyla şu sayı eşit olacak. Peki biz bir sayının başına hangi rakamları koyabiliriz? 0 koyamayız. Ne koyuyor o zaman? 1 koyarız. Evet 2 koyarız. 3 koy. Görün diye yazıyorum. 4 koyarız. 5 koyarız. 6 koyarız. 7 koyarız. 8 koyarız. 9 koyarız. Doğru mu? Yani biz buraya 9 tane rakam koyarız. Çarpı yaparız. Buraya 9 rakam koyunca buraya koyduğumuz rakamları buraya da koymak zorundayız. Buraya tekrar rakam koymaya gerek yok. Yani başta hangi rakamı koyduysanız sonra da aynı rakamı koyacaksın ki sayı palindrom şartına uysun. Çünkü tersten okuşu kendisine işte. Buraya kaç koydum mesela? 5. O zaman da 5 ile başlamaz onda. O yüzden buraya 9 rakamdan herhangi birini koyuyoruz ama buraya bir rakam koymayınca buraya bir şey yazmaya gerek yok. Buradaki mesela ortaya kaç rakam koyabiliriz? Şimdi bakın. Mesela sayımız sallıyorum 505. Olamaz mı? Bu palindrom. Sayımız 515. Olamaz mı? Olabilir. Yani ortaya da istediğin her rakamı koyabilirsin. Sonuçta tersten okuşu kendisine işte olur. Tek basamaklı bir sayı, 3 basamaklı bir sayı. O zaman ne yapacağım yani? Ortaya ama 0 da geldi ortaya. 0 ile başlayacağım ortaya. 0'dan gideceğim. Nereye kadar gideceğim? 9'a kadar. Ortaya ben istersem 10 tane rakam koyacağım. Peki başa niye 10 tane rakam koyamadık? 0 yoktu çünkü. Dedim bak başa 10 rakam koy çünkü 0 yoktu. O zaman ortaya 10 tane rakam koyacağım. Kardeşim başa 9 rakam koydum. Ortaya da 10 rakam koydum. O zaman toplamda 9 kere onu çarparsam ben demek ki 90 tane 3 basamaklı ne yaparım? Palindrom sayı oluştururum diyorum. Anlaştık mı? Biraz parametresini çiriyoruz. Testlerde de var. Orada işleriz. Şimdi evet. İlk bölümü bitirmiş olduk. Bitirmiş olduk derken zaten bu problem kitabında detaylı anlatılmıştı. Burada bir daha anlattık. Video ders notunda var. Sürekli anlatıyoruz. Şimdi bol bol öğrenme kontrol testi çözüp konuyu pekiştireceğiz. Önemli testlerimiz var. Mutlaka baba çözümlerini izleyin. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Bende kalan kitapların fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.